Totemle.com'dan mutlu günler değerli izleyenler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan sonra her hafta Türk futbolunun önde gelen isimlerinin spor salonu programında konuk edeceğiz. Bu haftaki konuğumuz da Türk futbolunun önemli isimlerinden Hasan Kabze. Kaptan hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler kaptan. İyisin, keyfin yerindedir inşallah. İyiyim, her şey yolunda. Çok sağ ol. Kaptan, hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Galatasaray'da çok önemli başarılarım var. Ama öncesinde Çanakkale Dardanı'na gitmek istiyorum. Ben geçmiş yıllar orada gençtin, önemli goller attın ve Galatasaray'a transfer oldun. O transfer süreci nasıl gelişti? Bize anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi her futbolcunun büyük takımda oynama, futbola başladıktan sonra bir hedefi vardır tabii ki. Ya benim hedeflerim de büyük takımlardan birisinde oynamaktı. Tabii hedefler hiçbir zaman için bitmiyordu benim için ama olduğum konumla ilgili bir basamak üstü Süper Lig'di. Süper Lig'de de iyi bir takımda oynamak istiyordum açıkçası. Ya bunların en önemli kulüplerinden bir tanesi de Galatasaray'dı ama aynı dönemde beni Beşiktaş'ta istemişti. Trabzonspor'da vardı ve Süper Lig'de o dönemki Süper Lig'de oynayan bir sürü takım vardı isteyen ama ben de o sezon gerçekten iyi bir performans sergilemiştim. İşte, attığın gollerle adından çok söz edilmişti. Yani 7 maç 8 gol attığımda işte ben Galatasaray ve Beşiktaş'la konuşuyordum o sıralarda. Evet. Sezon sonunda da ilk yarının sonunda da artık son günden önce bir Sarıyer maçımız vardı bizim Çanakkale, Sarıyer, İstanbul'da oynamıştık. Yani o an otobüse binecektim, dedim ki binmiyorum bugün dedim. Ya bu İstanbul'da kalacağım dedim. Menajer de zaten yanımdaydı. Dedim burada kalalım abi, ne olur ne olmaz bir şey olursa en azından hani... Hemen gider imza atarız. Gider imza atarız, bitiririz bu işi falan diye düşünüyordum. Karşıda oturuyorduk. Menajerle birlikte bir kafede oturuyordum, hiç unutmuyorum. O sırada işte Galatasaray'ın isteğini zaten biliyorduk ama başkanlara bırakmıştık. Başkanlar kendi aralarında konuşuyordu. O dönem işte 700 bin dolar bir bonservis bedeli Galatasaray veriyor ama bizim başkan Çanakkale Dardanspor'un o dönemki başkanı 750 bin dolardan 1 lira aşağı inmem diyordu. Arada yani, 50 bin dolarlık bir fark var. 50 bin dolarlık bir fark var ama yani çok, yani sonuçta son gün, son saatler artık, yani öğlen saat 1-2 gibi, saat akşamda 5-6'da transfer bitecek. Ya ben tabii hayatımın en büyük dönüm noktası orası benim için. Sonrasında ben dedim ki hani Galatasaray yönetim, o zaman Ergün Gürsoy vardı. Sayın rahmetli, çok sevdiğim başkan Özcan Can Aydın vardı. Çok önemli isimler. Menajerime dedim ki yani abi arayalım. Yani 50 bin dolar neyse bana ne vereceklerini bilmiyorum artık. Yani hani benden kessinler. Bir şekilde ben bu sene orada, yani yarım sezonda olsa burada olmak istiyorum dedim. Ve ben onu söyledikten sonra bir dakika sonra aradılar. Bu kadar istiyorsan tabii ki de dedi. Yani hani biz onu şey yapalım. Hemen bizim başkan aradılar, okey dediler. Ve hadi gelin dedikleri zaman ben hatırlamıyorum. Karşıya nasıl geçtik, neyle gittik. O an heyecandan tabii. Tabii canım, yani şu anda yani o an hatırlıyorum da yani biz karşıya geçtik. Yani İstanbul'u biliyorsun, yani trafikte falan ne kadar, evet, sürede geçebiliyorsun. Çünkü saatlerle, dakikalarla yarışıyorsun. Çünkü son dakika yani. Ve o transferin son günleri gerçekten çok heyecanlı geçiyor. Tabii hem öyle hem de çok fazla transferin son dakika olması, bir de benim sezon başında sürekli konuşmuş olduğum bir kulüp ve olmaması benim için gerçekten çok büyük üzüntü olurdu. Evet. Ama neticesinde sonuçta Ribery ile beraber aynı gün imzamızı attık ve imza atana kadar ben kimseye söylememiştim, ailemden olsun. Yani imza attıktan sonra, çünkü ben her zaman şunu yaparım yani. İyi bir şey zaten çok kolay duyulur hemen ama, evet, kötü bir şey de zaten çok kolay duyuluyor. Ben iyi olduğu zaman söylemeyi daha doğru buluyorum. İmza attıktan sonra babamı annemi aramıştım o zaman. İşte imza attım böyle. Onlar da çok sevinmişti. Ondan sonra zaten telefonlar susmadı. Güzel bir transfer dönemiydi benim için ve hayatımdaki atmış olduğum en güzel imzalardan bir tanesiydi. Peki kaptan, Galatasaray kariyerine geçmek olursa önemli başarılar var. Attığın gollerle adından söz ettirdin ama... Asıl olaysa bana göre şampiyonluk tabii ki de. Tabii. Attığın golle Galatasaray şampiyonluğu yakaladı. Şampiyon oldu. O an neler hissettin? O oyuna girerken neler oldu? O anki duyguların nelerdi? Yani bize onları paylaşır mısın? Tabii büyük takımda şampiyonluk yaşamak gerçekten çok büyük bir başarı ve de çok büyük bir mutluluk. Ve bunda da bir payınız oluyorsa oyuncu olarak. Büyük pay çok... yani. Şimdi hakkını vermek lazım. Yok yok yani. Vermek lazım. Gerçekten çok büyük bir gururdu benim için ama o sezon içerisinde Gerets, bizim gerçekten çok iyi bir kadromuz vardı. İşte kaptan olsun, işte Ümit Karan olsun, diğer forvet Necati olsun falan, bunlar çok önemli oyunculardı ve gerçekten hepimiz çok iyi performans sergiliyordu. Ben bazen bazı dönemler sonradan giriyordum, bazı dönemler ilk 11 oynadım ama o maçta da Beşiktaş karşılaşmasında oynadığımız karşılaşmada ben sonradan oyuna girmiştim. Necati oynuyordu.
Hatta ilk yarı bir penaltı kaçırdı Necati. Ve gerçekten çok önemli bir maç bizim için. Kaybetsek veya beraber bile kalsak Fenerbahçe şampiyon oluyor. Evet. Çok stresli bir maç. Aynen öyle. Yani şimdi deplasman oynuyorsun. O dönemde işte gerçi bu sene yeni, birkaç senedir yeni yeni deplasmana giden taraftarlar yani kendi takım taraftarı olmaya başladı. O dönem ısınmaya çıktım ben. Isınmaya çıkarken hemen bizim taraftarların önünde ısınıyordum. Yani hemen o küçük bir köşede. Yani insan tabii onların suskunluğunu şey yapamıyor yani. Çünkü 1-0 mağlubsün. Oyuna girip bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorsun. Çok çok ısınıyorsun. Çünkü hoca beni hemen alsa oyuna girecek olan oyuncular zaten ya forvet oyuncusu olacak çünkü gol atmak isteyecek. Evet. Ben de herhalde beni alır inşallah. Ben de o sırada çok iyi ısınıyordum. neyse 63 dakikada falan beni oyuna aldı. Sonra 5 dakika sonra falan ben bir gol attım. Ve sürenin çok az olduğunu bildiğim için gidip topu aldım. Herkes diyor ki şimdi yani o anki reaksiyon işte o an gol atıp sevinmiyorsun bile. Gidip hemen topu alıyorsun. Çünkü yani gerçekten yani o oyuna girmeden önce kafamda bir şekilde kurmuştum. Hani bir şey olursa hemen hızlı hareket etmek gerekir falan filan. Gidip topu aldım. Ben de yani bu bir anlık olan bir şey. Yani o an ben gol attım gidip topu alayım falan diye düşünmedim. Ama o an demek ki yani böyle gerçekten çok istiyordum yani. Hani o maçı kazanmak. Allah da nasip etti yani son dakika, son saniye. Yani gol attıktan sonra santrası bile olmayan bir goldü ve yani artık dünyalar bizim olmuştu yani öyle söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe geri sayma başlamış Fenerbahçe taraftarları. Son saniyede, son 17 saniye bu kadar maç bitiyor ve 2-1 galip olarak ayrılıyoruz maçtan. Ve sonrasındaki haftada şampiyon oluyorsun. Gerçekten benim için yani Galatasaray kariyerimdeki en atmış olduğum, kendi kariyerimdeki atmış olduğum en önemli, en güzel gollerden bir tanesiydi. Bu şampiyonla yaşamak benim hayatımdaki en önemli anıdır. Hem en önemli anı hem de manevi olarak gerçekten insanlar hala dışarıda olduğumda işte Fenerbahçelisi olsun, Beşiktaşlısı olsun ne bileyim işte Galatasaraylılar zaten her seferinde söylüyor. İşte unutmuyoruz, unutmayacağız demeleri benim için çok değer katıyor bana. Allah hepsinden de razı olsun. Yani. Kaptan şunu sormak istiyorum. Şimdi attığın iki gol Beşiktaş'ı yendiniz. Maç bitti. O an o soyunma odası, o an o atmosfer neler oldu mesela orada? O anki heyecanınız, hüzün var mıydı, sevinç var mıydı, ağlıyor muydunuz? Nasıl geçti o anlar mesela? Ya ben gol attıktan sonra direkt zaten taraftara koşmuştum. Evet. Yani hani çünkü gerçekten çok istiyorlar. Yani ilk başta ben ısınırken zaten üzüldüklerini görüyordum orada. Yani sonuçta suskunlar ve şu an koskoca bir sezonun şampiyonluğu gidecek. Yani evet. Bir maça kalmış, iki tane son iki maçta. Bu maçta berabere bile kalsak mağlup olacaktık. Yani şampiyon olamayacaktık maalesef ama dediğim gibi yani o an gol attıktan sonra direkt taraftara koşup onlarla sevincimi paylaşmak istedim. Hatta şöyle şeyler oluyor ben zaman zaman görüyorum o insanları ve diyor ki işte ben o maçtaydım abi ben hatırlamıyorum yani kaç basamak aşağı düştüğümü. İşte birisi kolunu kırmış, birisi bacağı yaralanmış falan filan hep böyle hikayeler duyuyorum. Ama eminim ki o hikayeler hayatlarındaki belki de Galatasaray taraftarı olarak gitmiş olduk en önemli ve en özel maçlardan bir tanesidir. Bunda da benim vesile olmam, bir şekilde gol atıp onlarla birlikte bu sevinci paylaşmış olmam gerçekten benim için de çok ayrı bir yeri vardır. Maç bitti tabii, içeri girdik. Herkes tabii çok sevinmiş, herkes geliyor bana sarılıyor. Hiç unutmuyorum, Gerrit beni çok severdi ama aynı zamanda da çok oynatamıyordu. Çünkü hem önümde oynayan oyuncular, Türkiye'deki çok önemli oyuncular. Yani. O dönemin de iyi oyuncuları da aslında şimdi. Hala söylerler o dörtlü olsa şu anda gerçekten çok. Evet ben çok duyuyorum. Galatasaray ne zaman bir santrafor eksikliği olsa hemen o dörtlü yazarlar falan. İşte şu keşke böyle olsaydı. Bir dönemler böyleydik şimdi ne oldu falan derler. Gerçekten çok önemli oyuncularımız vardı. Beni de çok sevdiğimi biliyorum Gerrit'in. Bana oradaki sarılışını unutmuyorum. Yani geldi işte böyle bir baba gibi. Hani evladını uzun yıllar görmemiş gibi. Geldi böyle sarılması benim için. Ha bak gördüm işte falan oldum ben de. Çok mutlu oldum bir anda. Ve tabii ondan sonra çıktık. Taraftarlar en son çıkmışlardı. Onları tekrar yanına gittik, kutladık. Yani çok özel, çok güzel bir geceydi benim için. Kaptan taraftar dedin. Galatasaray dışında çok çeşitli takımlarda da oynadın. Tabii onlara da geleceğiz ama Galatasaray'dan bahsetmişken ben biraz da taraftarı sana sormak istiyorum. Senin adına besteler yapıldı. Ve çok güzel besteler. Hatta ben arkadaşımla konuşmuştum. Bana ses kaydı atmıştı o besteyi. Hala mesela evde otururken bile söylüyormuş. Galatasaray taraftarına neler söylemek istersin? Çünkü Galatasaray taraftarı vefalı bir taraftar. Evet. Seni de çok seviyorlar. Hiçbir zaman da unutmuyorlar. Ki başka takımlarda oynadığın zaman senin maç sonu veya maç içinde de çağırıyorlar. Tezahüratlarda bulunuyorlar. Neler söylemek istersin Galatasaray taraftarlarına?
Yani şöyle bir şey söylemek isterim. Ben gerçekten onları çok seviyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu var, hiç tanımadığınız insanları yapmış olduğunuz işinize memnun etmek kadar gerçekten başka bir meslek yok herhalde diye düşünüyorum. Evet. Yani hiç tanımadığım insanın böyle benim kim olduğumu falan bilmeden sadece oynamış olduğum futbolla, belki dışarıdaki hayatımla beraber sevebildirmişsem ben kendimi, bu inanılmaz bir duygu gerçekten. Evet. Yani tarifi imkansız. O yüzden benim Galatasaray taraftarları aram her zaman iyiydi. Hiçbir zaman için oynarken, oynadığım dönemde başka takımlarda oynarken gol atmama rağmen onlara, yani biz o maçı kazanmamıza rağmen, evet, belki de hayatımda en güzel gollerden bir tanesi Galatasaray atmışımdır. Rochat'a bir golüm var Muslera kaledeyken. O zaman bile, yani o golden sonra bile, yani sen at biz yenilelim diyen bir sürü Galatasaray taraftarı vardı. Yani benim Galatasaray taraftarıyla bağım gerçekten çok güzel. Senin de söylemiş olduğun gibi hangi takımla gidersem gideyim, yani bir iletişim kuruyoruz ve gerçekten, evet, hatta bir karşılaşma bitmişti. Biz mağlup olmuştuk galiba, hatırlamıyorum. Yani o kadar içten bağırıyorlardı ki böyle insanın tüyleri diken diken oluyor ve ya gerçekten ağlayacak duruma geliyorsun. Yani çünkü ben hani yıllardır Galatasaray, 10 sene Galatasaray'da oynayan bir futbolcu vardır. Ama gerçekten yani hani oynamıştır der geçer, çok hatırlanamayabilir ama diyorum ya, Allah bana öyle bir gol, öyle bir başarı imza atmama sebep oldu ki insanlar hala bir şekilde bunu söylüyorlar. Evet. Bir şekilde beni dile getiriyorlar, bana sevgilerini gösteriyorlar. Ve ben de onlara karşı her oynadığım yerde, yani yurt dışında da oynadım, uzun süre Türkiye'deki takımlarda da oynadım, hiçbir zaman için bir saygısızlık bir şekilde hiçbir taraftara, hiçbir oyuncuya olmadığı için belki bu yüzden böyle bir sevgi var. Ve benim onları sevgim hiçbir zaman için bitmeyecek yani. Kaptan, şunu da sormak istiyorum. Şimdi her futbolcunun özel anısı var dedik. Senin de illaki Galatasaray'da çok özel anıların var. Gerekirse saha içi, kamp yaptığınız oteller, deplasman, yurt dışı deplasmanı. İlla bir şeyler vardır. Yani bize paylaşabileceğin çok özel anıların neler vardır mesela? Tabii üzerinden çok uzun yıllar geçti ama tabii insanın hayatında kazanmış olan bazı resimler var. O resimlerden birkaç tane söyleyeyim. Şimdi ben ilk yani Galatasaray'a imza attığım dönemde daha hiç kimse, yani sonuçta hepsini televizyondan gördüğüm, işte Mondragon'dur, Thomas'ıdır, Songu'dur, Conceição'dur, işte falan, bunların hepsini televizyondan gördüğümüz oyuncular. Tabii gencim, daha 22 yaşındayım. İlk daha Ali Sami'ni sadece dışarıdan görüyordum. Yani İstanbul'a geldiğim dönemlerde. İlk kez işte ben salı günü imza attım. Çarşamba, perşembe antrenman var. Cuma maç vardı zaten. O hafta maç cuma günüydü. Ben hiç kadroda olacağım falan filan düşünmüyorum. Ama bütün takım olarak götürdüler bizi şeye, Ali Sami'ye. Ben ilk kez Ali Sami'ye soyunma odasına giriyorum. İki gün olmuş daha, işte o oyuncularla birlikte antrenmana çıkmışım. Soyunma odasındayız. Yani ben herkese böyle bakıyorum. Ne yapıyorlar, nasıl nereye geliyorlar? Ya işte ben gerçek, burası gerçek demiyorum. Hani insan hayal eder, rüyasında görür. İşte evet, ben şu takımda oynasaydım keşke şunlarla beraber, böyle gözün kapatırsın bir an düşündüğün zaman. Onun gerçekliğini ben yaşadım yani açıkçası. İşte önümde Mondragon soyunu, yanında Hasan Şaş var, sol tarafında Ergün var, işte Hakan Ünsal var, Bülent Kaptan var. Yani bunlar gerçekten çok önemli isimler. Tarihin en iyi oyuncuları bir de yani baktığın zaman. Türk futbolunun, yani şu an say desem 10 tane futbolcu belki Türk olarak, yani evet, bu seviyede, yani kimseyi küçümsemek için söylemiyorum, oyuncu yok. Ama o dönem herkes çok değerliydi gerçekten. Şimdi bunlarla aynı soyunma odasındayım. Ben hiç kadroda olacağım yine düşünmüyorum. Yani işte Hacı, George Hacı var o zaman, hocamız. Geldi işte, orada tahtası var. Şöyle kaldırdı. Orada işte en altta ben görmedim bile. Ben insanlara baktım, oyunculara baktığım için Cihan ayağımı vurmuştu. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir baktım. En altta ben yazıyorum. 18 Hasan yazıyor. Allah'ım dedim, ne oluyor? Kadroya girmişim. İnanılmaz mutlu oldum. Çok sevindiğim bir şeydi benim için. Orada ama herkese bakıyorum hala, nasıl giyeyim, ben de öyle yapayım ayakkabıyı, ben de şu formaya şöyle giyeyim. Onlara bakıyorsun tabii. O an yani inanılmaz bir heyecan vardı içimde. Ve ilk maçıma o gün ilk kez kadroya girdim maçta. Oyuna istiyorum ki oyuna girmek istiyorum. Çünkü yeni gelmişim, hiç heyecanlısın. Heyecanlıyım, hiçbir şey bilmiyorum. Tabii maç 3-0 oldu, Antep'le oynuyoruz. Ya Allah'ım inşallah oyuna gireyim artık, gidelim herhalde diyorum yani. Soyunma ikinci yarı başladı, hemen beni soyunmaya kaldırdı Hacı. Ondan sonra işte ben ısındım, 15-20 dakika sonra falan beni oyuna aldı.
İlk kez 60. dakikada falan oyuna girdim yine. İşte böyle gidiyorum. Bana... Peki o an ayaklarda bir titreme... Hiç olmadı, inanır mısın? Hiç olmadı. Neden bilmiyorum ama hani çünkü şu var. Bir oyuncu özgüvenli olursa gittiği takımda da gerçekten o özgüveni yansıtabiliyor. Çünkü ben Çanakkale Derdan Spor'da 18 maç 12 gol atmıştım. Evet. İyi bir performans sergilemiştim. Gerçekten kendime özgüvenim çok büyüktü. Oyuna başladığım zaman ben sağ kanatta başladım. İyi, her şey iyi gidiyor. Koşuyorum işte, gencim, yırtıyorum sağa sola, işte fırtına gibi gidiyoruz geliyoruz falan filan. Sol taraftan Ergün abi girdi. Soldan orta kesti. İşte iki kişi ön tarafta kaleci ön koştular. Arkada bomboş. Ama hayatımda ilk kez bu kadar titreyerek topa vurdum, hatırlıyorum. Bak, dediğim nokta orasıdır. Ya yani topu böyle ittirdim yani resmen. Vurursun umar, vurursun. Ama ben topu ittirdim ve gerçekten ilk maçın ilk golü atmak... Yani Mondragon'un bile taas, yani kendi kalesinden gelip beni tebrik etmesi benim yaşamış olduğum gerçekten çok güzel anılardan, özel anılardan bir tanesi. Ya duyguları tarif edilmez gerçekten. İlk maç, ilk gol, Galatasaray gibi büyük bir camiadasın. Ya bir hafta önce şunu söyleyeyim sana. Pazar günü ben Sarıyer'e gol attım. Cuma günü Galatasaray'la Antep'e gol attım. Bu yani aradaki 5 gün var. 5 günde insanın hayatının değiştiği bir olaya şahit oldum. Kendi adıma söyleyeyim. Ve bunun içerisinde olan kişi benim ve inanılmaz mutlu oldum. Ben hatta şöyle bir şey, ilk geldiğim zaman hoş geldin Aslan Kabze diye bağıran taraftar vardı o gün. Golden sonra bu bile yani direkt hani pozitif büyük olarak başlamak, gurur. Pozitif olarak başlamak onlar açısından nasıl başladıysam öyle devam etti Galatasaray taraftarıyla beraber. Gerçekten çok güzel, çok güzel anıydı benim için. Kaptan, şimdi Galatasaray kariyerini yavaş yavaş noktalayacağız tabii ki de. Feldkamp'ın gelmesiyle Galatasaray'da büyük bir değişim oldu tabii, evet, ki de. Önemli isimlerle yollar ayrıldı, önemli isimler gitti, kadroya yeni isimler katıldı. O dönem sen de ayrıldın tabii. Galatasaray'a karşı bir kırgınlık, bir üzüntün veya şu olmasaydı dediğin veya acaba nerede şöyle bir şey yaptık dediğin bir şey var mı? Ya da hocayla alakalı bir durum muydu? Benim Galatasaray'a karşı hiçbir kırgınlığım, hiçbir üzüntüm hiçbir şekilde yok. Yani bunu çok net, açık ve söyleyebilirim. O dönem tabii Feldkamp'ın kendi düşüncesidir. İşte ben, Necati, Cihan, Orhan, evet, işte Emre Aşık falan, yani 5-6 kişi falan göndermek istemiş. Tabii biz daha önce kampa gittik. Yani kampta bakıyoruz işte herkes yoluna gidiyor. Ben çok iyi performans sergiliyorum işte ama bir türlü maçlarda oynatmıyor. Hatta bir maçta bir toplantıda geldi. Ya herkes oynatma, bir Hasan oynatma, bugün de Hasan oynatacağım falan filan dedi. Halbuki yani hiç aramda hiç olumsuz hiçbir şey yok kendisiyle. İşte A takıma karşı işte ikinci takım oynuyor, ben orada 3-4 tane gol atıyorum falan filan. Hiç beni yani yokmuş gibi davranıyordu. Ben anladım zaten yani kampta. İnsan biraz da hissedebilir onu. Son maç oynayacağız, beni de oynatacak zannediyorum. Yine oynatmadı. Son 20 dakika falan oynattı. Herkes bana diyor ki ne oldu? Yani hocayla aranda bir problem var. Yani affedersin kötü bir şey mi söyledin ki ben hayatta söylemem? Ya bir şey mi oldu aranızda? Yok yani. Kimse bunun şeyini bilmiyordu açıkçası takımın içerisinde. Ama oynatmadı. O dönem zaten geldiğinde çok yaşlıydı gerçekten yani şimdi açık söylemek gerekirse. Ve gerçekten hiç bize hiçbir katkısı olmadı. Bence en kötü teknik direktörlerden bir tane. Ben o dönem için söylüyorum. Geçmişle alakalı söylemiyorum. Ama benim için en kötü teknik direktörlerden bir tanesidir. Çünkü yani ne yaptığını gerçekten kendisi de bilmiyordu o dönem. Ama yine saygı duyuyoruz. Yani sonuçta geçmiş olan bir teknik direktör. Geldikten sonra işte Adnan Polat ve Adnan Sezgin vardı o dönemlerde. Adnan abi aradı, Sezgin. Dedi ki böyle böyle Hasan kulübe gelebilir misin? Ben anladım zaten yani. Hissedersin. Hissettim zaten yani. Bir gittim işte herkes orada oturmuş. Çay içiyorlar falan. Ben, gel gel diyorlar bana. Sırada sen varsın falan. İşte Necati var. İşte Orhan Ak var. Cihan Aspolatlı var. Emre Aşık falan. Hepimiz böyle orada. Yukarı git dedi. Yukarı gittim konuştum. İşte böyle böyle Hasan dedi. İşte hocamız kadro düşündü. Tamam abi dedim. Sıkıntı yok. Ben hiçbir zaman için şeyi söylemedim. Yani ya niye ben gidiyorum abi, benim sözleşmem, ben hiç öyle bir şey yapmam. Hiçbir takımda da yapmadım bu zamana kadar. Ki duymadık da kaptan hiçbir zaman böyle bir durumu. Yapmam yani hiç. Yani sonuçta arz talep meselesi. Aynen. Orası ister, burası ister. Sonuçta herkesin açılacağı bir kapı kapanır, bir kapı açılır diye düşünürdüm. Ben kulüpten ayrıldım, eve giderken Adnan abi, Adnan senin beni Hasan dedi işte de şu kulüpler arıyor. Dedim ki abi dur nefes alayım ben yani. Hani sonuçta daha 5 dakika olmadı bunu. Bir sindireyim şunu. Yani. Bir eve gideyim, bir bakalım ne olacak, ne bitecek. Çünkü o dönem şu vardı, büyük takımda oynayan oyuncular gerçekten çok değerliydi. Eğer herkes transfer yapıp, Anadolu kulüplerinin hepsi transfer yapmak istedikleri zaman en sonuna kulüplerden ancak, büyük kulüpler, kamptan sonra gelecek büyük kulüplerden ancak oyuncuları hemen alırlardı. Hemen, yani hiç böyle şeyine bakmazlardı, parasıdır, puldur. Ama şu anda ayrılan oyuncunun takım bulamadığı bir döneme denk geldik. Evet.
Yani şu an baktığımız zaman gerçekten Süper Lig'den Galatasaray Beşiktaş'ta oynayan herhangi bir oyuncu oynamasın bir sene boyunca. Gidebileceği çok zor kulüp bulabiliyor oynamadığı için. Ama o dönem hemen alıyorlardı yani. Kaptan en büyük örneği var aslında, sözünü kesiyorum. Galatasaray'da Tarık Çamdal mesela örneği vardır. Evet. Galatasaray'da oynayamadı. Mesela Eskişehir'e gitmişti 1. Evet. Lig'e baktığın zaman. Normalde Galatasaraylı bir oyuncunun aslında Süper Lig'e gitmesi gerekiyor baktığın tabii. zaman. Oynamasa bile. Tabii şimdi öyle olunca o dönem çok daha değerliydi yani Türk oyuncuları. Ve de iyi, çok kaliteli oyuncular da vardı. O dönem o şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Ve ayrıldım. Hiçbir zaman içinde pişman olmadım. Yurt dışı tecrübesi hayatım boyunca hep olmasını istediğim bir planda benim için. Bir hayaldi. Ben Galatasaray'a gelmeden önce de Çankaya'da oynadığım dönemlerde hep planım var. İşte büyük takımda oynamak, amir takımda oynamak ve inşallah yurt dışında hem ülkeme hem de kendimi iyi bir şekilde temsil etmek vardı. Şimdi bunu da burada söylüyorum ama bu geçmiş olduğu için herkes diyecek ki işte yani işte oynadı ondan sonra söyledi. Öyle bir şey yok. Herkes de benim seni tanıyanlar biliyor aslında. Dönemlerde de bunları dile getirdiğimi, daha önceki dönemlerde dile getirdiğimi bilirler. O yüzden öyle bir şekilde ayrıldım. Kaptan şöyle oldu aslında, mesela Galatasaray'a para da kazandırdın. Tabii ki. Hem para kazandırdın mesela. Çanakkale Dardanel'den Galatasaray'a gelirken de mesela 50 bin dolar neyse ben veririm dedim. Ve onu, üzerine bir de para kazandırdın Galatasaray'a. Üzerine şampiyonluk, evet. unutulmaz olaylar. Yani baktığım zaman senin adına Galatasaray kariyeri çok önemli geçti. Söylediğin gibi yani ben o dönem gelirken hani 50 bin dolar benden kesileceğini biliyordum ve kesildi o para. Evet. Ve ben giderken de Galatasaray Kulübü'ne gerçekten iyi bir para kazandırmıştım. Yani 1 milyon euro civarında bir paraydı benim hatırladığım kadarıyla. Çoğu çok önemli işler yapıp hiç para kazandırmayan giden oyuncular da vardı. Ama evet. o dönem ben kendi kariyerim için, sonuçta Türkiye'den de isteyen kulüpler vardı. Ve yurt dışına oynamak istediğim için hem para kazandırıp hem de güzel bir şekilde ayrılmak istiyordum. Ve gerçekten istediğim şekilde oldu. Ve iyi bir şekilde istediğim yere de gittim. O yüzden çok mutluydum. Kaptan oraya gelmek istiyorum. Rubin Kazan'a gittin. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladın. Çünkü oraya transfer olduğun dönemde çok önemli bir oyuncu olarak gittin Rubin Kazan'a. Evet. Ve hatta senin yaptığın asiste şampiyonluk bile geldi diyebiliriz. Rubin Kazan dönemi senin adına nasıl geçti? Şimdi Türk bir futbolcunun o dönemlerde Avrupa'ya gitme olasılığı var. Ama şu var mesela, şu soru işaretleri oluyordu. Acaba yapabilir miyim? Yaşayabilir miyim? Olabilir mi? Türkiye ve Rusya arasındaki farklar, örnek veriyorum. O an senin için Rubin Kazan nasıl geçti? Öncelikle yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu bir karar. Gerçekten evet, çok önemli, önemli bir karar benim için. Çünkü Avrupa'dan isteyen, Almanya'dan da isteyen birkaç tane takım vardı. Fakat Rubin Kazan'a giderken Rubin Kazan'ın şu anki hala teknik direktörü Kurban Berli'ye. Evet. O dönem pazar günü maçı oynuyorlar. Çarşamba maçları var. Pazartesi günü buraya gelmişti. İstanbul'a gelmişti kendisi. Birebir görüştüm. Bana hedeflerini anlattı. Beni ne kadar istediğini anlattı. Gerçekten bir oyuncu için de yani başkanın istemesinden ziyade hocanın istemesi çok daha değerlidir. Çünkü sahaya çıkartacak olan kişi odur. Seni tanıması, seninle bile bir iletişim kurması gerçekten çok önemliydi benim için. O dönemde şartlar oluştu. Ben Rubin Kazan'la sözleşme imzaladım. 3 yıllık bir sözleşme imzaladım. Ve gerçekten futbol adına, teknik taktik olarak, kültür olarak... Yani hani böyle kurslara, ne kadar kurslara gidersen git bunları hiçbir şekilde kazanamazsın. Bu tecrübeleri, bu edinmiş olduğun bilgileri kesinlikle hiçbir yerde kazanamazsın. Ve ilk gittiğim dönem çok gerçekten aslında kötü bir kadro vardı. Yani yeni yapılanmaya geçecek olan bir geçiş aşamasında ben gittim. Belki ilk transferi bendim bu geçiş aşamasındaki. Ondan sonra Stefan Thomas geldi. İşte bir sene sonrasında, daha doğrusu 7-8 ay sonrasında Gökdeniz geldi. Gökdeniz'e beraber 10 tane yeni oyuncular alındı. Yeni bir yapılanmaya gidildi ve 50. yıllarında Rusya Premier Ligi'nde biz şampiyon olduk. Yani bu tarihindeki ilk şampiyonluğuydu ve ilk şampiyonda olmak, oraya da katkı sağlamak. O asisti yapmak. Gerçekten çok önemli. Dediğim gibi yani son karşılaşmada kazandık. 3 hafta öncesinde biz şampiyonumuzu garantilemiş olduk o golle beraber. Benim için gerçekten çok özel bir tecrübeydi ve şöyle düşün, yani bir takım kuruyorsun, örnek veriyorum Gençler Birliği, ve o takım o sene şampiyon oluyor Süper Lig'de ve sen o kadroda, yani Bursa Spor işte, örneği çok daha doğru aslında bir nevi. Bursa aynen. Spor o sene şampiyon oluyor, ertesi sezon yine şampiyon olduk biz. O da bir enteresan. İki sene üst üste şampiyon olmak gerçekten çok zor. Hele ki
Zenit'in, CSKA'nın, FK Moskova'nın, işte Lokomotiv Moskova'nın olmuş olduğu birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşamak gerçekten çok önemli ve hala da üzerinden 10 yıl, 11, 12 yıl geçti. Hala şampiyonlukları yok ve tarihindeki ilk iki şampiyonluğunda biz varız. Yani ben, Gökdeniz, Thomas. Bunlar çok önemli şampiyonluklardı bizim için. Benim hala çağrılıyorsun de, mesela, ben öyle biliyorum. Aynen, yani şimdi bir takımda bir şeyler yapıp gerçekten güzel ayrıldıktan sonra geçenlerde 60. yılları vardı. Evet. 60. yıl organizasyonları beni aradılar. İşte bizle de beraber o dönem oynayan oyuncularımızı, daha geçmiş oyuncuları aramışlar. Ve gerçekten davet görmek inanılmaz mutlu etti beni. Gittim, kendileriyle görüşüp eski arkadaşlarımı görmek, oradaki o havayı tekrar teneffüs etmek, hocamızı tekrar görmek gerçekten çok güzel. Çok değer verdiğim bir hoca açıkçası. Benim için de hem taktiksel olarak hem de insan olarak gerçekten iyi bir teknik direktör. Ve ondan çok şey öğrendim. Yurt dışına gitmek, onlarla beraber oynamak gerçekten benim için çok güzeldi. Yani. Öyle Kaptan, Rubin Kazan'da oynadığın dönemlerde aslında biraz da şunu merak ediyorum. Hem Türk futbolcuların örnek olmak adına da. Rubin Kazan'a gittin mesela, orada top oynuyordun. Antrenman dışında neler yapıyordun? Çünkü Avrupa'da yaşamak biraz zor. Antrenman dışındaki aktiviteler nelerdi mesela? Ya şimdi öncelikle bir kere dil sorunu çok büyüktü. Evet. Yani ben İngilizce biliyorum, onda sıkıntı yok ama insanlar, oradaki herkes İngilizce konuşamıyordu. Ben ne yapacaktım? Yani sonuçta bir Rusça öğrenmem lazım. Evet. Ben aldım kağıt kalemi, Türkçe okunuşlarını yazdım. Çünkü normal okunuşları yazsam bile okuyamam yani. Çünkü lirik alfabesi, Latin alfabesi yok. Öyle olunca ben bir hafta içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde futbol terimlerini öğrendim ilk başta. Sağ, sol, ön, arka, önünde, arkanda, geldi, gitti falan, bunların hepsini öğrendim. Zamanla yavaş yavaş işte Rusça konuşmayı öğrendim. Bu benim için çok zordu. Yani şimdi bir yere gidiyoruz mesela, restoran yazıyor. Ben restoranı çok farklı okuyorum. İnsanlar bana gülüyordu, takım arkadaşım falan böyle. Biraz o sempatikliği kazandıktan sonra dedim ki ben bunu öğreneceğim yani. Çok zor olmasına rağmen bir şekilde yavaş yavaş ben Rusça'yı öğrendim. Rusça konuşmak gerçekten çok zor yani. Hani kelimeleri ağzından telaffuz etmek bile çok zor çıkıyor. Ama takım arkadaşlarım da sağ olsun çok yardımcı oldular. Sonuçta orada antrenman yapıyorsun. Futbol biraz da ikinci plandaydı orada. Yani Kazan'da oynadığım dönemde. Çünkü orada buz hokeyi ilk birinci spor buz hokeyiydi. Çünkü çok önem veriyorlar. Çünkü çok soğuk bir ülke. Evet. Hep karlı olan bir yer. Ve onu biraz daha benimsemiş olan bir şehir vardı. Şöyle de bir güzelliği vardı. Biz o sezon hem futbolda hem basketbolda hem de buz hokeyinde şampiyon oldu. Şehir inanılmaz böyle karnaval havasındaydı. Sonuçta şehirde bütün branşlarda şampiyonluk vardı. Her branşta şampiyonluk vardı gerçekten. Ve şehir gelişmeye inanılmaz açık bir şehirdi. Gerçekten çok zor. Aslında ilk başta çok zorlandım yani açıkçası. Çünkü tek başıma gittim. İşte arkadaş yok. Yani Gökdeniz çok sonra geldi gerçi yani, ama sonuçta bir şekilde ben kendime güvendim. Çünkü bu gerçekten büyük bir risk. Yani büyük bir riskten kastım şu: bu riski göze alamayıp gidemeyen ve gerçekten kendi kariyerini Türkiye'de devam et, yani yok olan bir sürü oyuncu söyleyebilirim sana. Benim almış olduğum risk, benim gerçekten isteyerek almış olduğum bir şeydi. Ve bunu orada o şekilde o insanlara karşı ayakta durabilmek gerçekten zordu. Çünkü Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuları çok iyi anlayabiliyorum. Ne sıkıntı çekebileceklerini, nasıl bunları halledebileceklerini falan, her şeyi çok net bir şekilde kendim yaşayarak öğrendim. O yüzden benim için çok büyük bir tecrübe oldu Rubin Kazan'da oynamak, yurt dışında oynamak açıkçası. Kaptan, Rubin Kazan'da oynarken transfer teklifleri var mıydı peki? Zenit'ten transfer teklifi olduğu konuşuluyordu basında. Öyle bir durum var mıydı? İlk senesinde gerçekten bu işte kötü olan dönemde iyi performans sergilemiştim. İyi de bir çıkış yakalamıştım. O dönemin sonunda tabii ki onların istekleri olmuş ama ben kulüpler bazında olmuştu. Evet. Tabii bizim kulübümüzde beni ilk amaçları bu sene içerisinde kullanabilmekti. O yüzden öyle bir şeyi zaten bana da söylemediler. Ben daha sonrasında öğrendim böyle bir durum var olduğunu. Ama sonuçta ben iyi ki de kalmışım. Oradaki iki sene üst üste şampiyonluk yaşamak, Rusya Süper evet. Kupası'nı kazanmak benim için çok daha değerli oldu. O yüzden transfer teklifleri vardı. Hala da o dönem oynadığımda Türkiye'den çok teklif vardı. Tam onu soracaktım kaptan. Rubin Kazan dönemi bittikten sonra Fransa'ya geçiş yaptın ama o geçiş arasında Türkiye'den teklifler var mıydı? Türkiye'ye dönme düşüncen var mıydı? Ya açıkçası Türkiye'ye dönme düşüncem yoktu. Çünkü ben yurt dışında oynama istediğimdeki hedeflerden bir tanesi Avrupa'da oynamaktı. Evet. Yani
Rusya'ya gittim ama Rusya'daki futbol gerçekten inanılmaz bir çıkış yakalayarak devam etti. Yani Rusya futbolu olarak söylüyorum bunu. Çok önemli oyuncular geldi, üst seviye oyuncular oldu. Statlar, sahalar çok güzelleşti. Bunu gördüğüm için zaten ben bir şekilde oraya gittim ve sonrasında Avrupa'da oynamak için Montpellier'i tercih ettim. Evet. Türkiye'den de çok teklif vardı ama ben Montpellier'i tercih etmiştim. Avrupa'da oynama hayalim. Oradaki atmosferi tatmak için gerçekten orası da benim için. Oraya gidip orada da inanılmaz güzel bir sezon geçirip şampiyon olmak. Yani daha ne isteyebilir ki insan yani. Türkiye'de kaptan şampiyon kariyerin olduğunu... hep şampiyonluklarla dolu aslında baktığın zaman. Ya Allah şükürler olsun. Yani dönüp de hani futbola başlarken deseydim ki işte yani Türkiye'de şampiyon oldu. Şurada şampiyon. Yani bunu derslere hem imza atar altına ben futbol oynamayayım derdim yani. Allah aşkına çok güzel bir kariyer geçirebildim. Yani Türkiye'de şampiyonluk yaşayıp, Rusya'da şampiyonluk yaşadım, Fransa'da şampiyonluk yaşadım. Bunların hepsi Süper Lig şampiyonlukları. Gerçekten benim için çok önemli tecrübeler, çok önemli değerler benim için hayatımda nokta olarak koymuş oldum. İnanılmaz güzel şeyler yaşadım. Fransa'da oynamış olduğum çok önemli takım arkadaşlarım var. Orada hala benim çok iyi bir iletişimim var. Geçenlerde ben oraya şu an antrenörlük kısmıyla alakalı bir 10-15 gün bir onlarla birlikte, A takımla birlikte beni kabul ettiler. Ben gittim orada aldım. Antrenmanlara gittim. Onların ne yaptıklarını gördüm. Yani 40. yıllarında beni çağırdılar. Yani gerçekten çok güzel bunlar. Manevi olarak insana inanılmaz huzur veren şeyler. Böyle şeyleri de yaşayıp güzel bir şekilde bıraktıktan sonra da bunları görmek gerçekten çok kaptan Fransa'da şampiyonluk şey. Yaşama gerçekten zor. Şu anda mesela örnek veriyorum Paris Saint-Germain'in bir rakibi yok. Yok, ama evet. Siz o dönemde şampiyonluk yaşadınız ki bunun önemi aslında daha da büyük. Ya şöyle bir şey var yani diyorum yani binde bir olan bir şeyler evet. Bunlar ve orada o Allah nasip ediyor ya diyor ki Hasan orada olacakmış diyor yani. Rubin Kazan da öyle yani işte Fransa da öyle. Düşün yani Rubin Kazan'ın şampiyonluğunda yani tarihindeki şampiyonluklarda varız. Evet. Montpellier'de oynarken Montpellier'in 2011-2012 sezonundaki şampiyonlukta yine varım ve Allah'a şükürler olsun daha nasıl bir şey bir kariyer ister ki insan yani. Hani baktığın zaman tabii ki de yani işte keşke Real'de oynasam, keşke şurada oynasam diyebilir belki ama hani benim kendi özelliklerimle beraber oynayabildiğim yerlerde gerçekten çok önemli şeyler oldu. Çok önemli başarılar başarıldı. Bunu takım olarak yaptık. Kendimin başardığı bir şeyi tabii ki de diyemiyorum buna. Sonuçta hep beraber yapılan bir birlik. Takım birlik beraberliğin yapmış olduğu bir şey. Bu benim için futbol sonrasında yani anlatacağım gerçekten çok güzel anılardan, çok güzel değerlerden, çok güzel başarılardan birkaç tanesi. Ve bunları inşallah ileride teknik direktörlük olacak. İnşallah onunla ilgili zaten şu anda da kurslara devam ediyorum. Bunları anlatabilecek güzel bir hazinem var yani. Çok da güzel yaşantım oldu. Çok güzel bir kariyer kaptan. Yani diyorum yani keşke diyebileceğim bir şey olmadı futbolla alakalı. Peki kaptan Fransa kariyerini yavaş yavaş noktalayalım ve Türkiye'ye dönüş yaptın. Dönüş yapmadan önce acaba yine Avrupa'dan teklifler var mıydı yoksa sen kesin olarak ben Türkiye'ye dönmek istiyorum dedin mi? Şöyle bir durum vardı. O dönem biliyorsun yani iyi oynadığı zaman herkes istiyor. Aynen. Yani sonuçta şampiyon olmuş bir takımdan da Avrupa'da zaten vardı. O dönem Monaco beni istemişti. Ama Monaco 2. ligdeydi. Lig 2'de oynuyordu o dönem Fransa'da. Ben ama 2. lige gitmek istememiştim. Çünkü durumları da çok kötüydü. Yani sonundan birincilerdi ve ikinci yarı döneminde istemişlerdi evet. Beni. Ben şey yapamadım yani oraya gitmek istemedim. Hatta birkaç tane büyük abiyle görüştük. Dedi ki böyle bir durum var ne yapalım. Onlardan görüşlerini aldım. Bülent abinin görüşünü aldım. Hakan Ünsal'ın görüşünü aldım. İşte böyle bu tip şeyleri sordum. Ve sonrasında Türkiye'ye dönmek istedim. Yani o dönem askerlikle alakalı 5-3 sene yurt dışında kalmak gerekiyordu. Ben 5 sene kalmıştım. Hatta Montpellier'in oynadığım dönemde Galatasaray beni tekrar istemişti Hacı'nın olduğu dönemde. Evet. Gerçekten 3-4 defa aramıştı. Ben de gelmek istedim fakat iyi de oynuyordum orada. Fransa'da iyi de bir çıkış yakalamıştık. Bir de askerlikle alakalı 2 aylık bir dönem vardı. Yani dönsem askere gideceksin. Dönemiyorum zaten kulüpten dolayı. Evet. Bir taraftan çok istiyorum geri dönmek Galatasaray'da oynamak. Şimdi askere gitmem gerekecek. Daha sonrasında falan ben yarım, işte bir sene daha kaldım. Kaldıktan sonra zaten askerlikle alakalı işte bu şeyler çıktı. Yasalar falan çıktı. O dönem Galatasaray'a dönmemiştim. Sonrasında bir sene sonrasında işte Türkiye Ordu Spor'a geri döndüm. İnsan istiyor yani. Hani 5 sene yurt dışında kaldık. Tabii ki daha uzun sonra istersin belki ama yani insan Türkiye özlemini yaşıyor bir şekilde. Tekrar Türkiye'de oynamak için geri gelmiştim yani.
Kaptan, Konyaspor'a geçmek istiyorum. Bana göre, benim düşünceme göre, ben senin maçlarını çok yakından takip ediyordum. Evet. Hatta maçlarına da geliyordum. Konyaspor dönemi bence başarılı geçti. Aykut Hoca ile birlikte çok başarılı geçti. Konya halkı tekrardan bir hava yakaladı. Konya şehri bir futbola odaklandı bana göre. Evet. Sence Konyaspor dönemi senin adına nasıl geçti? Benim Türkiye kariyerimdeki oynamış olduğum önemli kulüplerden bir tanesi ve gerçekten şunu da söyleyeceğim. Biz orada çok önemli işler başardık. Yani ben Ali Çamdal, Ali Turan olsun, işte o dönemin büyükleriyle beraber gerçekten bizim takımımız genç oyuncular, inanılmaz Selim, Ay, kenetlenmiş bir takımdı. Genç oyuncuları gerçekten içerimizde çok iyi almıştık. Onlarla birlikte çok iyi bir hava oluşturmuş, bir kolej havası oluşturulmuştu. Gerçekten güzel bir ekip kurmuştuk. Geldiğimiz dönemdeki o ilk sezon, ki belki sıkıntı yaşadık sezon başında, ama sezon sonra hoca değişikliğinden sonra Mesut Hoca gelmişti, Mesut Bakkal. O dönemden sonra gerçekten inanılmaz bir çıkış yakaladık. İşte ben, İlep, Gekas, Jalma, bu dörtlü gerçekten çok önemli işler başarıyordu. İşte o defansa Ali Turan, Ali Çamdalı, işte Ömer'i vardı, Selim var. Bu grup gerçekten çok iyi. Skubic vardı, hatırlıyorum. Aynen. Hatırlamıyorsam. Onların hepsi gerçekten iyi oyunculardı. Ve biz Konya gerçekten yani çok emek verdik. Yani bu ertesi sezonda zaten Aykut Hoca geldi. Ve Aykut Hoca, ben görüşmüş olduğumda şunu söylemiştim. Hocam, öyle bir ekip var ki bizde şu an, takım kaptanıydım ben. Öyle bir ekip var ki yani 2-2-5 de bunu kabul edecek. Yani sana gerçekten çok değer veren ve senin söylediklerini sonuna kadar yapacak olan bir ekiple çalışacaksın. Bu da bir teknik direktör için gerçekten çok önemliydi. O çok fazla fikir alışverişi yaptık kendisiyle. Sağ olsun, çok iyi bir sezon geçirdik. Çok iyi yerlere taşıdık. Yani hem onunla, hocamız bize çok büyük, önemli destekler oldu, önemli işleri oldu bizle beraber. İyi bir ekip oluşturduktan sonra zaten iyi bir hoca ile birlikte bununla yoğuşturabiliyorsanız başarı geliyor. Başarı geliyor ve gerçekten güzel bir başarı yakaladık. Güzel iki sezon geçirdim. Konya halkı da çok sevdiğim, çok taraftar olsun, halk olsun, çok değer veren ve çok sevdiğim insanlar. Çok, hala da ilişkilerim çok güzel. Hala seni gördüklerinde dışarıda mesela Hasan Kabza diyorlar. Aynen. Sağ stada gittiğim zaman da gerçekten çok önemli destekleri var. Güzel izler bıraktık orada. Onlarda da benim çok güzel izleri var. Kaptan, Altınordu'ya geçmek istiyorum. Baktığım zaman Altınordu altyapı anlamında Türk futboluna önemli isimler kazandırıyor. Sen de oraya gittin ve takıma abilik yaptın aslında. Altınordu kariyeri biraz çok uzun sürmedi. Ama iyi bir sezondu. Nasıl değerlendirirsin? Şimdi Berke ile ilgili de bir anım var diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum galiba? Şimdi şöyle bir şey var. Ben futbolu başlarken Bursa Spor Kulübü'nde başlamıştım. O dönemki başkanımız Mehmet Seyit Özkan, sayın şu anki işte Altınordu Spor Kulübü'nün başkanı. Ben bir nebze vefa için gittim oraya. Evet. Çünkü gerçekten yani kendi evlatları kadar bütün oyuncularını çok seven bir insan var karşısında. Çok değerli bir başkan. Türk futboluna gerçekten önemli işler yapmış ve tek başına gerçekten bir standartı var ve bir görüşü var. Bu görüşe bütün oyunculara, bence Türkiye'deki en iyi görüşlerden bir tanesi. İyi birey, iyi vatandaş, iyi bir futbolcu yetiştirmek inanılmaz bir şey. Ve bunun içinde sadece lafta olmayıp icrada dökebilen ve bunun için gecesini gündüzüne katan bir başkan var. Gerçekten çok önemli. Bunu canı gönülden yapan çok az kişi vardır. Belki de yoktur, açıkça söyleyeyim. Bu kadar önem verip bu kadar güzel tesis yapan, bu kadar güzel imkanları hazırlayan, oyuncu sattığı zaman ben bu parayı alıp başka yerde kullanayım demeyip kulüple, bütün her şeyini kulüple bağdaştırıp ve kulübün her şeyiyle, bütün imkanlarını fazlasıyla yerine getiren, son teknolojileri yerine getiren bir başkandan bahsediyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nde oynamak, oradaki gençlerle birlikte bunu yaşamak benim için kariyerim sonu açısından çok değerliydi. Çünkü gittiğim dönemde takım olarak büyük sıkıntı yaşıyordu belki de. Hani çünkü sezon içerisinde bazı olumsuzluklar olmuş, bazı oyuncular gönderilmiş, yerine kalan oyuncular genç altyapıdan 20-21 yaşındaki çocuklarla birlikte, genç oyuncularla birlikte işte benim oraya gelmem, birkaç tane genç tecrübeli oyuncuyla birlikte yoğuşması ve takımın gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için birilerinin, ona hocamızın da çok büyük katkısı var. Takım oynarken içerisinde bir ateşlemesi gerekiyordu. Biz onu başardık ve sezon sonunda yani düşmeye kalan takım bir anda
ilk 6'da kalabilecek konuma geldi ve sadece gol farkı yani averajla Göztepe Spor Kulübü 6. biz 7. olmuştuk. Yani orada da güzel bir başarı sergiledik ve Göztepe Süper Lig'e çıktı o dönem ve kulüp olarak gerçekten yani eğer ki genç olsaydım orada oynayıp orada o başarıları yakalamak gerçekten çok daha farklı bir kariyer yaptırabilirdi benim için. Çünkü çok vizyonu çok büyük olan bir kulüp. Bakıldığı zaman zaten yapmış olduğu transferler, yaptırmış olduğu oyuncuları, göndermiş oldukları kaliteler gerçekten çok önemli. Bir o işte Çağlar'ı görüyorsun, Cengiz Ünder'i görüyorsun, Berke geldi, Barış geldi. Altta gerçekten çok maden var. Çok önemli oyuncular var ve bu önemli oyuncuları da bir sistemle beraber devam ediyor. Hem gerçekten iyi bir bireyi yetiştiriliyor, hem futbol adına yapılacak olan bütün taktikleri, teknikleri Hüseyin hocamız gerçekten çok iyi işliyor oyunculara. Ve oyuncular da bunun meyvesini sezon sonunda transfer olarak görüyor. Zaten en önemli örnekleri kendi içerisinde bir sene öncesinde, iki sene öncesinde Cengiz'le beraber oynuyor oyuncu. Evet. Sonra Cengiz bir bakıyor Roma'da oynuyor. Yani o Şampiyonlar Ligi'nde gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gol atıyor. Büyük başarıya imza attı ve şu anda belki bu sezon sonunda da çok büyük yerlere, çok büyük paralarla transfer olabilecek. Gerçek örneği var ve bu hedef doğrultusunda olan oyuncular hepsi diyor ki evet bak Cengiz diyor ki iki sene önce şuradaydı ama şu an Roma'da oynuyor. Ve takım arkadaşları işte Edin Dzeko asist yapıyor, Barcelona'ya eliyorlar. Yani baktığın zaman yani hayal olan şeyleri gerçek olarak yaşamış olup görüyorlar. Ve bunların için çok önemli bir hedef oluyor. İnşallah çok daha önemli değerler ortaya çıkartır Sayın Başkanımız. Ve Altın Ordu Spor Kulübü Türkiye'nin en iyi, bence en iyi altyapısı olan, en iyi Türk yapılarıyla birlikte yapmış oldukları işler birlikte en iyi kulüplerinden bir tanesi. Kaptan, Altın Ordu'yu konuştuk, altyapıyı konuştuk. Sen Avrupa'da oynamış bir oyuncusun. Türkiye ve Avrupa futbolu arasındaki farklar nelerdir? Yani senin gördüklerin ve görmediklerin arasındaki farklar nelerdir? Şimdi bakıldığında tabii ki ilk önce bence bir eğitim kültürü. Evet. Çok farklı. Yani eğitimi çok farklı. Oyuncuların almış oldukları eğitimler, başladıkları yaşlarla çok farklılık gösteriyor. Çünkü ben Montpellier'de oynarken ilk şeyi hatırlıyorum mesela yani altyapıdan antrenmanlara gelen oyuncular oluyordu. Onlar benden özgüvenli oynuyorlar. Daha fazla özgüvenli oynuyorlar. Yani ben o yaşta mesela çok daha rahat olmam gerekirken bir bakıyorum gelen oyuncu hiç şeyi yok. Ya işte burada şey vardır. Altyapıdan çıkan oyuncu işte büyüğünü oynamak zorunda hissediyor kendini. Hep ona vereyim, kendimi iyi göstereyim diye, onunla iyi geçineyim diye öyle bir şey yapıyor. Ama yurt dışında böyle bir şey kesinlikle yok. Ve yurt dışında şöyle bir şey var. Yani üst tarafta A takım, profesyonel takım nasıl antrenman yapıyorsa bir altındaki takımlar ve sonraki takımların hepsi aynı sistemle oynuyor. Aynı şeyleri öğretiyorlar. Ve yukarıya çıktıkları zaman ya işte burada nasıl oynanıyor, ne de, şu pozisyonda nasıl oynamam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, bunu nasıl yaparım diye düşünmüyor kimse. O yüzden öncelikle bu çok büyük fark ediyor. Tabi oyuncu kaliteleri de çok, bizdeki oyuncu kaliteleri normalde çok daha iyi. Ama hani maden işlemezsen, demir işlemezsen parlamaz. O yüzden olmuyor maalesef. Belki oyuncuları işte şimdi 26 yaşında milli takıma gönderiyoruz. Yani oyuncu 23 yaşında çok mu kötüydü de 26 yaşında milli takıma alabiliyoruz. Bunları araştırmak gerekiyor. Bunlarla biraz eğitim diyorum ilk başta. Bunları bulamıyoruz bir şekilde. Sistem olarak bakıldığı zaman onlardaki sistem, Fransa ile mesela Türkiye arasındaki fark, Türkiye'de biraz daha disipline yakın oynanmıyor. Yani orada daha çok disiplin ve daha çok hızlı oynanıyor oyun. Oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor bu açıkçası. Yani Rusya'ya baktığımız zaman Rusya ile Türkiye arasındaki fark, orada daha çok kuvvete dayalı oyun var. Bizim takımımız özellikle yani sistem takımıydı. Yani beni stopera da koysa, ben stoperde ne yapacağımı çok iyi öğreten bir teknik direktör vardı. Onun ne yapacağını ben çok iyi biliyordum. Stoperdeki oyuncuyu forvete koysam forvette neler yapması gerektiğini, takım içerisinde ne yapması, nereye koşması gerekiyor, nerede durması gerekiyor, yani nereye depar atması lazım, bunların hepsini bilen oyuncular grubu vardı. Sistemi öğrettikten sonra zaten oyuncuları istediğin şeyleri yapabiliyorsun. PlayStation gibi oluyor açıkçası. Evet. Ama Türkiye'deki oyuncular yani sisteme ayak uydurmak yerine yani kendi öz bireysel şeylerini daha öne plana çıkarmak için uğraşıyor. Çünkü öyle daha başarılı olabileceğini zannediyor. Daha önce Arda'yı bilirsin. Galatasaray'a dönerken çok fazla koşmazken şimdi Barcelona'ya gitti, geri geldi. Şimdi Başakşehir'de çok daha fazla koşmaya başladı. Evet. Defansa yardıma gelmeye başladı. Ama Türkiye'deki hücum oynayan oyuncular şöyle düşünüyordu. Ben hücumda varım
diye düşünüyordu. Benim bölgem burası. Birkaç sene öncesine kadar ama şimdi yavaş yavaş artık Avrupa ile beraber o kaliteyi yakalamaya başladık. Sadece şu var, dediğim gibi yani Avrupa'da başarılı olamamızın sebeplerinden bir tanesi de bir şekilde gelen oyuncuların buradaki yani düşünceleri açıkçası. Yani şimdi baktığın zaman para olarak tabii ki para kazanıyorlar büyük yabancı oyuncular. Ama o sistem içerisinde ne olursa olsun zaten ben buradan iyi para kazanıyorum dedikleri oyunculardan çok fazla verim alamamalıktan kaynaklanıyor. Yoksa artık Türkiye'de de zaten yabancı kuralı yok ki bir şey yani. Evet. Bir takıma baktığın zaman bir tane Türk oynuyor yani baktığın zaman. Hani o oyuncular ya yurt dışında oynarken çok iyiydi buraya gelince mi kötü oluyor? Yok. Buradaki sistem, buradaki yapı, burada mesela adam kebap yiyor, çay içiyor ama orada işte bir balık yiyor falan filan yani bu değişik farklılık gösteriyor. O yüzden her şeyi ele almak gerekiyor yani farklılıklara bakıldığı zaman. Ama Türkiye Ligi de zaten artık yani üst seviyede olmaya başladı. Zaten uzun sürelerde böyleydi. Ama tabii farklılıklar çok daha büyük mesela. İşte çok büyük paralar dönüyor şimdi. Evet, ciddi rakamlar dönüyor kaptan. Bakıldığı zaman yani Paris Saint-Germain'e kimsenin bu şöyle bir takım yok Fransa'da. İşte bir Rusya'da şimdi Zenit'in inanılmaz büyük bir bütçesi var. İnanılmaz oyuncular alabiliyorlar. Bu da tabii ki daha büyük farklılık gösteriyor. Örnek veriyorum İtalya'da Juventus. Tabii ki. Yani şimdi bakıldığı zaman benim örnek veriyorum bir oyuncunun yapmış olduğu ortayla yani 50 milyon euro alan bir oyuncunun yapmış olduğu orta aynı olmuyor. Evet. Yani kalite olarak baktığın zaman ben adama belki bir defa da atabiliyorum. İşte sen 5 defa da atabiliyorsun. Sen de Süper Lig'de oynuyorsun kendi liginde. Ben de kendi ligimde Süper Lig'de oynuyorum. Evet. Bu zaman kaliteler farklılık oluyor. O yüzden o finansal değerler çok daha farklı olmaya başladı. Türkiye'de de maşallah yani finansal değerlerimiz çok yüksek olduğu için borç anlamında o kısıtlamayı getirmek gerekiyor aslında. Farklılıklar çok yani bu konuda açarız her şeyi açarız. Evet. Yani çok çok derin mevzular. Uzar da uzar yani kaptan. Aynen ama bakıldığı zaman Türkiye artık bir şekilde finansal olarak kısmını geçiyorum. Değerlerimizin çok daha çabuk ortaya çıkarılabilecek bir yapı oluşturması lazım. Yani sistem oluşturulması lazım. Kesinlikle. Yani ben geldim şunu yapıyorum, sen geldin bunu yapıyorum değil de gelen kişi o sisteme ayak uydurması gerekiyor. Bu çok önemli bence yani. Kaptan şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya giden çok isim var. Örnek Ozan Kabak, Çağlar, Cengiz, biraz önce konuştuk Altınordu'dan. Sana göre şu an Türkiye'de futbol oynayan genç oyuncular arasında ya şu oyuncu Avrupa'ya gidebilir, giderse başarılı olabilir dediğin isimler var mı kafanda? Şimdi bakıldığında eğer yani Berke Fenerbahçe'de şu anda altyapı diyorum ikinci kaleci olarak oynuyor veya üçüncü kaleci şu anda ama gerçekten çok önemli değer bence. Çünkü milli takımda da inanılmaz başarılar sergiliyor. O yurt dışına çok rahatlıkla çıkabilecek fiziken çok önemli özellikleri sahip olan bir genç arkadaşımız o gidebilir. Hani oynamamasına rağmen şu anda öyle söylüyorum. Evet. O potansiyelli diyorsun. Potansiyeli var. Yani bence Fenerbahçe kalecisi Harun da gidebilir. Yani o da kaleci olarak söylüyorum. Mert Günok kalecilerden evet. Gidiyoruz bu sıralar ama evet. Onlar gidebilir. İrfan gidebilir Başakşehir'den. İyi top oynuyor. İyi futbolcu, iyi oyuncu özellikleri var. Ama diyorum yani bu karakter meselesi. Yani bir insan risk almayı sever. Bir insan der ki ben Avrupa'da oynayacağım der. O şekilde gider. Ama bir insan der ki ya ben burada zaten paramı alıyorum. Zaten Türkiye'nin en iyi kulüplerinden bir tanesinde oynuyorum. O yüzden hani benim yerim sağlam. Ben şimdi oraya gidip anne baba sevgisi uzaktan olmaz falan diyen çok oyuncu biliyorum. Bu karakter meselesi. Yani şimdi ben gidersem işte Real'e gideyim. Ben gidersem Bayern. Yok öyle bir şey yok. Evet. Gerçekten yok yani. Yurt dışında alacağın tecrübeyi inan ki burada oynasan, büyük takımda oynasan o kadar tecrübe alamayacak. Ben takımlar biliyorum. Ben ligler biliyorum. O yüzden fırsatı olan bütün gençlere söylüyorum veya isteyen, imkanı olan teklif gelen insanların çok önemli bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Bakma bizim oynadığımız dönemler çok az vardı. Şimdi yine işte gidenler var, işte istenenler var. Bir şekilde gidiyorlar. Yani böyle takım seçmiyorlar artık. Seçmemeleri gerekiyor evet. Zaten. O yüzden eğer ki Türk oyuncuların daha iyi kalitelere gelebilmesi için burada oynadığının yeterli olarak görmesini istemiyorum. İnşallah başka yurt dışına gönderecek oyuncularımız da ortaya çıkar. Kaptan son olarak da şunu sormak istiyorum. Artık aktif futbol hayatını sonlandırdın. Bundan sonraki düşüncen nelerdir? Bir teknik direktörlük yapma düşüncen var mı? Çünkü bilgi birikim açısından çok donanımlı olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında düşüncen nedir? Şunu söyleyebilirim. Kesinlikle tabii futbolun içerisinde kalacağım. Yani futbolun içerisinde olmayı futbolu çok seviyorum. Yani
benim hayatımın önemli parçalarından bir tanesi futbol. Tabii ki teknik direktörlük olarak ben şu anlıkta zaten bir tane kurs var, onu bitirdim. B lisansım var. B lisansından kademe, sonra kademe kademe, çünkü onların süreleri oluyor. A kursuna gideceğim. Bu süre zarf içerisinde bazı takımların işte Montpellier örneğini vermiştim. Antrenmanlara gidip oradaki notları alıyorum. Yani ben hocalık veya antrenörlük kısmını, teknik direktörlük kısmına geçmek için donanımsız bir şekilde gitmek istemiyorum. İyi bir donanıma sahibim aslında ama bu sadece futbol kariyerimle alakalı olan bir donanımdı. Orada yaşamış olduğum tecrübelerin donanımı çok büyük fark, çok önemli bende. Ama antrenörlük ve hocalık kısmıyla alakalı olan ne kadar bilgi sahibi olursam o kadar benim için önemli olur. Çünkü yarın bir gün yanıma alacağım bir fizyoterapist veya yanıma alacağım fizik antrenmanı yapacak olan kondisyoner arkadaşımızın yapmış oldukları şeylerin doğruluğunu sadece ben, ya o değil, ben de onu desteklemem gerekecek. O yüzden bunlar çok önemli. Yabancı dilim zaten ortada. Yani evet, var İngilizcem, var Rusçam, var Fransızcam, az da olsa var. Bunlar önemli benim için. Bakıldığı zaman şu anda önümüzdeki işte bu Nisan ayı içerisinde bir kurs olacak yine. Federasyonun açmış olduğu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu analiz kursu var. Onlara gideceğim. Yani boş durmak istemiyorum. İyi bir şekilde, iyi yerlere gelmek için özellikle bu yabancı ülkelerdeki izlemiş olduğum antrenmanlar benim için de çok önemli. Onları yapıyorum. İnşallah futbolun içerisinde kalıp güzel bir şekilde teknik direktörlük olur, yöneticilik olur. Bir şekilde burada olacağım inşallah. İnşallah kaptan, temennimiz o yönde. Son olarak şunu soracağım. Bir totemin var mı? Totemim şu. Ben maçlara çıkmadan önce hep Ayetel Kürsü okurdum. Evet. Bir de her zaman için sağ ayakla çıkardım. Bu benim için çok önemlidir. Hatırladığım kadarıyla bu. Bir de yani sonuçta abdestsiz maça çıkmazdım açıkçası. Evet. Öyle söyleyeyim. O benim için önemli şeydi yani. Bir de 99 numara neden kaptan? 99 neden? Şimdi şöyle bir şey var. Ben 9 numarayı çok severim. Ben evet, futbol başlarken Burcu Spor'da 9 numarayla başladım. Hayatımda en sevdiğim numara 9'dur. Yani bu başladığım dönemde hep 9 giydim. Çanakkale'de 9 giydim. Bir kere 10 giydim arkadaşımın ricası üzerine, hani kırmamak için. Sonuçta iyi bir ekiptik. Galatasaray'da 58 giydim. Onun sebebi de Sivaslı olduğum içindi. Ama 9 benim hayatımda çok önemli bir rakamdır. Ve şöyle şey söyleyeyim. Yani bir şey alıyorum mesela. Örnek veriyorum. Yani daire alacağım mesela. İşte 9. kat 49 numara oluyor falan. Böyle değişik enteresan şeyler denk geliyor. O yüzden 9 benimle beraber 99'u Rubin Kazan'la giydim. Orada şöyle bir şey olmuştu. 9 numarayı 3 senedir stoper oynayan çocuk giyiyormuş. Yani o da onun demiş ki 9 numara giydim. Ben burada 9 numara devam etmek istiyorum. Ben de 99 double yaptım 9'ları. O yüzden 9 benim için hayatımda çok önemlidir. Çok severim 9 numarasını. Kaptan, çok teşekkür ederiz röportaja katıldığın için. Bizim için çok keyifliydi, çok güzel geçti. Seni burada ağırlamaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel, keyifli bir içtenlikle geçen bir röportajımızdı. Güzel bir program oldu. Bundan sonraki programlarda başarılar diliyorum. Totemli ailesine başarılar dilerim. Teşekkürler kaptan. Değerli izleyenler, Spor Salonu programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.